Merhaba, bugün brownie kurabiye yapıyorum. Islak kurabiye de deniyor. Gerçekten çok lezzetli. Çocuklar bayılıyor bu tada. Şimdi malzeme listesine geçelim. Yarım bardak sıvı yağ, yarım bardak pudra şekerim var. Bir yumurta, kakao bir paket, bir paket hamur kabartma tozu, bir paket vanilya, 125 gram tereyağı ve alabildiği kadar un, yaklaşık 3 su bardağı kadar aldı benim kurabiyem. Önce yumurtayı alıyorum. Sıvı yağ ilave ettim. Pudra şekerimiz vardı yarım bardak, onu da ilave ettim. Tereyağı biraz erimeye başlamıştı. Onu ilave ettim. Biraz ısıttım ben, hafif erisin diye, ama tamamını da ısıtmadım. Şöyle bir karıştırıyorum sıvıları. Kakaoyu da ilave edip karıştırıyorum. Un hariç, un ve kabartma tozu hariç diğer malzemeleri bir karıştıracağım. Undan önce vanilyayı da ilave ediyorum. Yağ ve yumurta büyüklüğüne göre değişebiliyor. O yüzden kontrollü koymaya çalışın ununuzu. Ben önce 2 bardağı koydum. 2 bardaktan sonra kontrollü koymaya çalıştım ama 3 bardak unu benim kurabiyem kaldırdı. 2 bardak un koyup hamur kabartma tozunu da unun içine ilave ediyorum. Ve şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum önce. Evet, biraz toparlanmaya başladı hamurum ama daha un alabilecek. Yarım bardak daha ilave ediyorum önce. Ve elimle yoğuruyorum. Artık o kıvama geldi çünkü. Ama sanki yarım bardak daha alacak, onu görüyorum. Çok cıvık bir hamur hala. Kulak memesi kıvamında olsun istiyorum. Evet, hamurumu yoğuruyorum. Yarım bardak daha ilave ettim. Toplamda 3 bardak unum var. Evet, kıvam bu şekilde. İstediğim kıvam bu. Şimdi elimle yuvarlıyorum ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Onun üzerine kurabiyelerimi alıyorum. Çok basık yapmayacağım. Çok kabaracağını düşünmeyin. Biraz şişkin kurabiyeler hazırlıyorum. Evet, bir tepsi kadar kurabiyem çıktı bu ölçülerde. Şimdi 160-170 derece fırına çatlayana kadar üstü gönderiyorum. Bu arada bir bardak şekerim vardı. 1,5 bardak da su ilave ettim. Üzerine şerbetini hazırlıyorum fırında onlar pişerken. 1 bardak toz şeker, 1,5 bardak su karıştırdım. Birkaç damla da limon sıktım. Kaynadıktan sonra 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Kurabiyelerim çıktı, üzerleri çatladı. Şimdi soğumasını bekliyorum. İyice soğumaları gerekiyor. Kurabiyelerim soğuk, şerbetim ılık haldeyken kurabiyeleri şerbetin içerisine atıyorum. Beş saniye kadar içinde bekletiyorum. Daha fazla da bekletirseniz dağılıyor. Daha az da ıslak olmuyor. 15 saniye gayet yeterli bir süre. Şerbetin içerisinde bekletiyorum. Şöyle çeksin diye de kaşığımla bastırdım.
ve servis tabağıma alıyorum. Biraz zorlanıyorum tabii alırken. Evet, kurabiyelerim hazır artık. İsterseniz böyle sade sunabilirsiniz. İsterseniz üzerine yeşil fıstık ve Hindistan ceviziyle süsleyerek sunabilirsiniz. Ama harika bir lezzet. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Afiyet olsun.